Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle ARD grubu inceleyeceğiz. ARD, EZ'de son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında güzel, yukarı yönlü, kademe kademe yükselen yaşandığı bir trend hareketi görüyoruz. Ancak Ocak ayı ile birlikte burada fiyat 22 seviyesinden kuvvetli bir şekilde 65 seviyesine kadar çıkmış. Bu yükselişte de yatırımcısına %200'e yakın bir getiri sunmasının ardından da 65 seviyesi zirve olarak işaretlenmiş. Devamında gördüğünüz gibi net bir alçalan kanal hareketi, ara sıra tepkiler olsa da düşüşler sürmüş ve fiyat geri çekilmesi kaydetmiş. Cuma günü de arkadaşlar %5'in üstünde negatif bir fiyatlamayla 44 seviyesinden günlük kapanışını yapmış. Şu anda trendde herhangi bir bozulma yok. Ana trendini söyleyeyim öncelikle. Ana trend hala yükseliş arkadaşlar. Bunda bir sorun yok. Yani ana trend çizgisine doğru düşüşler olabilir. Düşüşler olsa bile trend kaldığı yerden devam edecektir. Şu anki görüntüde zaten net bir düzeltme hareketi. Bu düzeltme hareketi de kırmızı kanalda takip ettiğinizde net bir şekilde aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Hatta daha önce burada şu anki destek seviyesine 43.98, 44 diyelim biz buna. 44 seviyesinden tepki gelmiş kuvvetli bir mum. Devamında direnci aşmaya çalışsa da burada fiyat geçiş yapamamış, EMA'ların üstüne kalamamış ve negatif fiyatlarını sürdürmüş ve fiyat tekrardan ters yanakları tabir ettiğimiz bir geri dönüşte destek noktasına çekilmiş. Burada destekte olduğu için arkadaşlar buranın kırılması ile birlikte fiyatların 39 bölgesine, devamında da 34 bölgesine doğru düşüşlerin sürdüğünü görebiliriz. O yüzden bu seviyelerden almaz, riskli. Biraz izlerseniz daha iyi olur açıkçası. Yani bu desteği kıracak mı, kırmayacak mı? Desteği kırmazsa zaten tekrardan tepki verecektir. Burası artık bir yatay bant oluşturup buradan tekrardan güç toplayıp yoluna devam etmek isteyebilir. O yüzden şu anki desteği önemli. Yani 44 seviyesi önemli. Hemen üstünde kalmış. Satış baskısı devam ederse ARDZ tarafında eğer alım yapmak istiyorsanız özellikle burada 40 ve 34 seviyelerini takip edebilirsiniz. 34 seviyesi ana trend çizgisine denk geliyor. Burası dibin dibi olarak bakabilirsiniz. Fiyat şöyle bir Fibonacci düzeltmesi çektiğimizde de 0.618'de 40 seviyene denk geliyor. Yani 39-40 seviyene denk geliyor arkadaşlar. Buralardan da bir tepki gelmesi muhtemel. O yüzden dediğim gibi şirketi beğenenler, orta ve uzun vade yatırım yapmak isteyen arkadaşlar bu desteğin kırılmasıyla birlikte 39-34 seviyelerini takip edebilirler. İsterlerse de bu seviyelerden kademeli alımlar gerçekleştirebilirler. Kısaca için bir şey söylemeyeceğim çünkü önce bir destek kırılırsın, satış bitecek mi, devam edecek mi net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Ama illa da risk alırım ben. Bir al sat denerim derseniz arkadaşlar 39-40 bölgesi sizin için uygun olabilir. Bu seviyeden alıp tepki yükselişlerine satış gerçekleştirebilir. Fiyat bu düşen kanalı kırmadığı sürece arkadaşlar yükseliş hareketi beklememek gerekiyor. Önceliğimiz bu düzeltmenin sonlanması. Düzeltmenin sonlanması ile birlikte trendin kaldığı yerden devam etmesi. Fiyat burada kısa da eğer ki bu desteğin üstüne kalır. Mesela pazartesi kuvvetli bir açılış gelir ve 50'nin üstünde fiyatlama yapabilirse o zaman düşüş kanalının kırılması birlikte tekrardan 65 ve uzun vadede 70-80 bandı hedef fiyat olarak takip edilebilir. Şu anki görüntü negatif. Zaten burada da kanal hareketi net bir şekilde görüyorsunuz. Destekte kapatmış. Destek kırarsa düşüş devam edecektir. Bu da bizi 39 ve devamında 34 seviyesine götürebilir. Buraya dibin dibi olarak bakabilirsiniz. Bu seviye gelirse de arkadaşlar alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. VVT, ARDZ için bu gayet uygun seviyeler. Bu seviyeler gelmesi durumunda. Zaten fiyat 618'den büyük ihtimal tepki alacaktır. Bu destek kırılmazsa, 39 kırılmazsa bu rakamı da unutmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden kısada 50 üstü pozitif arkadaşlar. 44 altına kaldığı sürece 39-40 bölgesine satışlar devam edebilir. 50'nin üstünde fiyatlamalar yapabilirse de tekrardan 65 uzun vadede 75-80 bandı ARDZ tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. ARD grup teknik olarak bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşça kalın.